27 Eylül 2024. Şu anda Tortum Gölü üzerinde Tortum Kaymakamı Fatih Bey ilk olarak iniş yapıyor. Sizlere aşağı doğru indiğinde kısa bir kendisinin duygu düşüncesini de almaya çalışacağız. Evet, oldukça yüksek bir rakımdan şu anda iniyorlar. Yaklaşık 20 dakikadır havada kendisi. Bakalım. Umarım güzel bir iniş gerçekleştirecekler. Evet, gayet güzel bir iniş oldu. Evet, şimdi alana ilk olarak Sayın Kaymakamımız iniş yaptı. Fatih Bey, duygularınızı alalım. Nasıl efendim? Merhabalar, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram. Bugün 1. Uluslararası Uzundere Hava Sporları Festivali'nde değerli hocalarımızla birlikte güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Ben hayatımda ilk kez yamaç paraşütü yaptım. Gerçekten çok keyifli bir spor. Bugün dünya şampiyonlarımız burada. Çok keyifli bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Buradaki coğrafyamızın da bu sporlara, doğa sporlarına ne kadar yatkın olduğu, ne kadar elverişli bir coğrafyada yaşadığımızı bugün bir kez daha görmüş olduk. İnşallah bu sporların, bu etkinliklerin, bu festivallerin artmasını temenni ediyorum bu coğrafyamızda. Efendim, yaklaşık 20 dakika kadar havada kaldınız. Oldukça evet. Yüksek bir rakımdan da indiniz. Evet. Nasıl, hiç korku oldu mu? Tavsiyeniz var mı? Çok tecrübeli bir pilotla uçtuk sağ olsun. Kendisi Ölüdeniz Fethiye'nin kooperatif başkanı, kıymetli başkanımız. Gerçekten ilk kalktıktan sonra bir 15 saniye sürüyor. O evet. Korkunuz, ondan sonra inanılmaz doğa, ormanın üzerinde, Tortum Gölü'nün güzel manzarasında, şelalenin manzarasında çok keyifli bir uçuş gerçekleştirdik. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah bizler de bu etkinliklerin geliştirmesi için kaymakamlıklarımız olarak, gerek Uzundere gerek Tortum Kaymakamlığı olarak elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, alandayız. Festival devam ediyor. Bugün ve yarın, cumartesi günü Airfest kapsamında Sayın Tortum Kaymakamımızı dinledik. Birazdan yukarıdan festival alanına aşağı doğru inecek olan uluslararası sporcularımız da olacak. Bakın, buradan birazdan kalkacaklar. Yaklaşık 15-20 dakika sonra alana inmiş olacaklar. Ben sizlere o anları da göstermeye çalışacağım. Uzundere Airfest kapsamında 3. paraşütçümüz de iniş yapmakta. Biraz daha yakından sizlere inişi çekmek için alana doğru girdim. Tehlikeli aslında alana girmek ama şöyle kenarıya doğru çıkarsak eğer tam olarak evet paraşütçümüzün gelişini görebiliyoruz. Şu anda gölün üzerine doğru bir iniş gerçekleştiriyor. Şu anda
4 kişi aynı anda aşağı doğru paraşütle, görüyorsunuz, akrobasi hareketleri yaparak inmekteler. Ters bir ışık var üzerimizde, fakat sizlere bu anları evet, ilk paraşütçümüz iniş yapıyor. Hemen ardından ikinci paraşütçümüz de iniş yaptı. Üçüncü paraşütçümüz de hemen ardından geliyor. Bu yarışmacıların hepsi dünya şampiyonu insanlar. Birazdan onlarla da söyleşi yapma şansı yakalayacağız inşallah. Sizlere yansıtacağız. Dördüncü paraşütçümüz de aşağı doğru indikten sonra Airfest kapsamında şu anda son paraşütçümüzün de aşağı doğru inmesini bekliyoruz. Dediğim gibi bu sporcuların hepsi dünya şampiyonu, dünyanın çeşitli yerlerinde uçuş yapmış kişiler. Şimdi gidelim ve duygu düşüncelerini alalım. Evet, Tortum Uzundere eylem grubu Airfest kapsamında devam ediyor. Şu anda Uzundere Airfest kapsamında 3. paraşütçümüz de iniş yapmakta. Biraz daha yakından sizlere inişi çekmek için alana doğru girdim. Tehlikeli aslında alana girmek. Ama şöyle kenarıya doğru çıkarsak eğer tam olarak evet paraşütçümüzün gelişini görebiliyoruz. Şu anda gölün üzerine doğru bir iniş gerçekleştiriyor. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Ben Ferdi Toy, profesyonel yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeniyim. Aynı zamanda milli sporcuyum yamaç paraşütü mesafe branşında. Bu sene de Türkiye şampiyonuyum. Ekiple birlikte buraya uçuşa geldik. Öncelikle hoş geldiniz. Airfest kapsamında arkadaşları da tanıyabilir miyiz? Can you introduce yourself? Hello, I'm Navet Winkler. I'm 2 times vice world champion in synchron paragliding and I fly since 9 years now. Norby Winkler adı. İki defa dünya senkronize akrobasi şampiyonu olduğunu söylüyor. Aynı zamanda da 9 yıldır uçuyor. Hello, my name is Roland Pombo. I'm from Austria as well. And yeah, the last world championship we went vice world champions and yeah, we're doing a lot of shows and projects and we love it. Roland, Avusturyalı yine kendisi Norby gibi. Aynı zamanda takımlar, senkronize uçuşta akrobaside birlikte uçuyorlar. Evet. Son dünya şampiyonasında da birlikte dünya şampiyonu oldular. Hello, I'm Max Martini from Brazil. I fly since 16 years and now I joined the team with the synchro flying. And I'm also a professional pilot and do instructions. Yeah, together we are Team Airbound. Yeah, Max Martini, o da yaklaşık 16 yıldır uçuyor. Benimle aynı zamanda 2008 yılında başlamış uçuşa. Brezilyalı. Team Airbound 2 kişiydi. Şu anda burada Uzundere'de 3 kişiye çıktılar artık. Burası i̇lk kez burada 3 kişi oldular. İlk kez 3 kişi oldular, yani takımı 3 kişiye çıkardılar. O yüzden burası onlar için bayağı özel bir bölge oldu şu anda. Şu anda Team Airbond artık 3 kişi, Max da Team Airbond'un bir üyesi oldu. Peki uçuş rotası olarak, tabii siz daha teknik biliyorsunuz hocam, nasıldı tecrübe olarak? He's asking about the place, what do you think about the flight potential of this place, mountains? As we see now, we saw 3 takeoffs, it's really amazing. Like the valley wind system, everything is quite predictable, I think.
It could be a really good and stable place. I think it has a lot of potential if the roads are good, getting easier. Yeah. And then it has so much potential in here. It makes really a lot of fun to fly here. Geldiğimizden beri yaklaşık 3 tane farklı dağdan uçuş yaptık diyor. Üçünün de manzarası mükemmeldi. Aynı zamanda vadi rüzgar sistemi de çok güzel çalışıyor diyor. Birçok opsiyonumuz var. Sadece yolların biraz daha düzelmesi lazım. Yollar biraz uzun sürüyor, yollar bozuk olduğu için. Onun dışında potansiyeli çok yüksek bir bölge olduğunu söylüyor. Yeah, I think the diversity of the area here brings a lot with it. In the morning we went base jumping, there are so many good base jump exits, and the last 2 days we discovered some different takeoffs here, and we have kind of every wind situation what we can take off, and that's pretty good for area for paragliding, and yeah, here you can do even more as we saw now. Evet, aynı zamanda bölgede dik yamaçlar, uçurumlar olduğu için sabah erken saatlerde kalkıp base jump atlayışı da yapabiliyoruz. Bu yüzden fazla uçurum olduğu için etrafta böyle bir opsiyonumuz da var. O yüzden bölgenin potansiyeli çok yüksek. Aynı zamanda da bütün rüzgar yönlerine farklı kalkış alanları olduğu için çok güzel bir bölge olduğunu söylüyor ve çok daha iyi şeyler, çok daha büyük organizasyonlar yapılabilir. And I find it really beautiful. The food is really good and the people are really nice. O da bölgeyi çok sevdiğini, çok beğendiğini söylüyor. Yemeklerin çok güzel olduğunu, insanların çok güzel olduğunu söylüyor. Yarın da buradalar. 28-29, bir sonraki günde buradalar. Bir sonraki günde buradasınız. Daha sonra Türkiye'nin farklı bir yerinde var mı böyle bir organizasyon, yoksa şimdilik burası? Şimdilik yok. Zaten buranın öncesinde Ölüdeniz'de beraberdik. Dünya Akrobasi Şampiyonası, evet, süper finali vardı. Evet. Orada vardı. Sonra ülkelerine döndüler. Eylül ayındaydı. Ülkelerine döndüler. Oradan buraya sadece bu event için geldiler.